Dostlar merhaba. Mustafa, bir önceki videomuzda 2020 ile ilgili Türkiye ve dünya ekonomisi hakkında bazı öngörülerde, bazı kehanetlerde bulunacağını söylemişti. Şimdi ben çok merak ediyorum. Merakla kendisinden bu öngörüleri, bu kehanetleri dinleyelim. Büyük risk mi alıyoruz acaba? Bu göreceğiz. Bence almıyoruz. Yani bahsettiklerim hani kafadan atma, suya baktım da gördüm muhabbeti değil. Belli dayanaklarım var. Önce onları sıralayacağım. Ondan sonra da neler olabileceğini, neler olacağını düşündüğümü anlatacağım. Öncelikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Buradaki bilgilere dayanarak dolar almayalım lütfen. Bunu bir önceki videoda söylemiştin. YouTuber'a güvenerek dolar alınmaz. Yani bir fikir edinilebilir. Ama yatırım kararı vermemek lazım. Yani burada göreceğiniz hiçbir şey yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez. Sorumluluk kabul etmiyor. Önce ben riskleri anlatayım. Önce olası riskleri anlatacağım. Sonrasında da bunların sonucunda neler olacağını düşündüğümü söyleyeceğim. Risklerin başında küresel olarak anlatayım. Bir kere Amerika'da Trump'ın azil süreci gibi bir risk var. Orada bir yargılama söz konusu olacak. Sonunda bir şey çıkacak mı? %99.9 bir sıkıntı çıkmayacak. Trump azledilmeyecek. Birinci risk bu. Yalnız bu durum bazı şeylerin aşağı yukarı sallanıp gidip gelmesine sebebiyet verebilir 2020'nin ilk çeyreği itibariyle. Şu anda Amerika ve Avrupa borsaları, hatta bizim borsamızda neredeyse tarihi zirvelerini test ediyor ya da onları yaşıyor. Bunun bir risk olduğunu düşünüyor olmak, aslında bu bir risk olarak değerlendirilmeyebilir. Yani her şey güllük gülistanlık, her şey çok iyi gidiyor ki borsalar buralarda diye düşünüyor olabilirsin ama işin 300'ü öyle değil. Borsalar olmaması gereken şekilde tepedeler ve ben buna şey diyorum, hani hasta ölmeden önce Allah bir son görülüğü verdi derler, bir kendine gelir böyle, sonra bakarsın tık gitmiş. İşte bence şu anda borsalardaki bu değerleme son görülüğü, ondan sonra tık gidecek. Bir diğer risk ticaret savaşları. Amerika ve Çin arasında özellikle. Gerçi bu son dönemde onun riski biraz daha düştü ama ben bunun hala ekonomik dinamikleri dediği gibi yönetebilme açısından iki tarafında gerginleşip sakinleşen bir düzene sokacağını düşünüyorum. Bu risk yine sallantılara sebebiyet verecektir. 2020'nin sonunda Amerika'da başkanlık seçimleri var. Bu bir risk midir? Muhakkak ki risktir. Fakat ortalıkta dolaşan hikayeleri bir araya koyduğun zaman Amerika başkanlık seçimi özellikle Trump için çok hayati, çok kritik bir kazanım savaşı halinde diye düşünüyorum ben. Yani Amerika, Trump o savaşı kazanmak için, daha doğrusu o seçimi kazanmak için olağanüstü hal bile ilan edebilir yani. Bu şeyde vardır. Yapar adam yani. Bu lanet olası federaller yapar bu tarz işleri. Onun dışında yine bir risk Avrupa tarafında. Brexit saçmalığı. Brexit saçmalığı diyorum çünkü iş artık saçmalığa döndü. Çıkma kararı almış ama bir türlü çıkamayan, anlaşmalı mı olsun, anlaşmasız mı olsun, öyle mi olsun, böyle mi olsun, çıksın mı çıkmasın mı bile ara sıra konuşulan böyle saçma sapan bir hale dönüştü. Ne Avrupa Birliği tarafında elle tutulur bir gelişme yaşanıyor. İngiltere tarafı zaten laçka oldu. Orada da enteresan bir durum var, onu kehanetler bölümünde anlatırım. Global tarafta yine en etkili risk diye düşündüğüm şey şirketlerin zor durumları. Şirketler zor durumda. Bu biraz borsalarla alakalı. Yine borsalarda tavan tavan gidiyor ya, zirveler yapılıyor ya. Bu aslında borsalarda düşündüğüm suni durumu, şirketler tarafında da suni olması demek aslında. Şirketlerde de sıkıntılar yaşanacak, özellikle finansal kurum ve kuruluşlarda. Bunlar mevcut dünya riskleri. Türkiye riskleri diye anlatmaya başlasam bu video 5-50 dakika falan sürer. Sadece o riskleri anlatmam. Ben belli başlılarını anlatacağım sadece. Benim aklıma ilk gelenlerini. Mesela Türkiye'de bir S-400 krizi yaşandı. S-400 problemi var. Halkbank diye ısıtılıp arada önümüze sunulan, böyle ufaktan aba altından sopa gösterilen, bazen işte abayı kaldırır sopayı gösterir. Halkbank. Bu hikayenin yine 2020'de de aynı şekilde süre geleceğini düşünüyorum. Bu kez Amerika'daki duruma bağlı olarak, Trump'ın özellikle durumuna bağlı olarak Halkbank sopası aba altından çıkabilir diye düşünüyorum. S-400, Halkbank ve yaptırımlar riski. Bu risk gerçeğe dönebilir. Bizim tarafta 2019 yılı boyunca baskılanmış bir dolar. Aslında olması gereken değerin çok altında giden bir dolar fiyatı var. 6 lirayla kapatıyoruz seneyi. Birazdan bunun da 2020'ye olan etkisini anlatacağım.
Yine doların baskılanması gibi baskılanmış bir enflasyon canavarımız var bizim. Henüz canavar olarak nitelendiremiyoruz. Çünkü rakamsal olarak baktığın zaman tek hanelere dayanmış, tek hanelere indirilmiş bir enflasyonumuz varmış gibi görünüyor olabilir. Bunun gerçekliğini, doğruluğunu bu videoda tartışmayacağım. Doğru olsa bile ihtimali üzerinden gidiyorum. Doğru olsa bile önümüzdeki dönemde baş etmemiz gereken müthiş bir enflasyon canavarı karşımıza çıkacak. Yine Türkiye'deki risklerden bir tanesi Türk lirasına olan güvensizlik. Biz işte dolar baskılamak için swap oyunları yaptık, gittik geldik. Bir şeyleri, bir muslukları açtık, bir muslukları kapattık falan ettik filan ettik. Avrupa'dakinin TL ile oynayanın canını yaktık, doları baskıladık. Fakat işte onların bir de 2020'ye yansıyacak güvensizlik, kaçış, uzaklaşma, yatırımların kesilmesi, buraya gelecek finansal kaynağın çok daha daralması gibi bir sıkıntı yine yaşanacak. En büyük, en tehlikeli risklerimizden bir tanesini söyleyeceğim. Bu benim için uzun zamandır beklediğim bir gelişme. Henüz gerçekleşmedi. Resmi olarak, fiili olarak gerçekleşti. Birkaç kez durduruldu. Emlak sektörünün derin batağı. Emlak sektörü şu anda derin bir batak içerisinde. Bunu dillendirmiyor genellikle insanlar. Ya da dillendirmeye çekiniyor olabilirler, bilmiyorum. Ama emlak sektörü balonu 2020'de bizi çok zorlayacak. Yani o balonu 2020 boyunca patlatmadan şişirmeye devam edebilmek benim için büyük risk yani. Bana al üfle deseler üfleyemem yani. Patlar çünkü elimde. Yine Türkiye için Doğu Akdeniz petrolleri riski var. Orada her an birisinin savaş gemisiyle burun buruna gelebiliriz ya. Bunun olmama garantisi yok. Bu Rusya olabilir, Amerika olabilir, bu bir Arap ülkesi olabilir, Arap Yarımadası'ndan bir ülke. Bu Yunanistan olabilir, Rum kesimi, Kıbrıs Rum kesimi olabilir. Her şey orada cereyan edebilir yani. Oradaki bir anlık bir gerilmeye bakar. Bu da büyük bir risk. Bir diğer nur topu gibi riskimiz bankacılık sektörü riski ve batık krediler. Daha öncesinde bu ülkede batık krediler %3, %4 oranına geldiği zaman bir bankacılık sektörü krizi doğdu. Bir ekonomik krizimiz böyle doğdu bizim. Şu anda işler, ben ne diyeyim bilemiyorum, %15'lerde bir batık kredi durumu söz konusu. Bir takım oynamalar yapıyoruz içerisinde işte. Kimisi bilançosuna yazıyor, kimisi yazmıyor. Rakam kriz boyutunun, daha önce kriz yaşatan boyutun kat be kata üstünde. Bunlara ek olarak şüpheli olanlar var. Bunlara ek olarak yüzdürülen krediler var. Yüzdürülen kredi nedir bilir misin? Hayır. Senin bana kredi borcun var. Sonra ben sana biraz daha para veriyorum. Sen o ilk borcunu ödüyorsun. İkinci bir kredi alıyorsun falan filan gibi, anladın mı? Ya da başka bir yerden buluyorsun. Böylelikle kredini ödeyebiliyor. Hala güvenilir bir adamsın. Kredi batmamış oluyor. Sana ben ikinci krediyi vermesem birinci kredi ödeyemediğin için batık kredi olacak ya. Bu kredi ikinci krediyi aldığın için batık kredi statüsüne düşmüyor. Yüzüyor hala. Durum o yani. Ali Veli hikayesi bile değil yani. Daha farklı, enteresan bir kılıf. Yani bu işte borcu yüzdürme. O kredi kartından aldım, bunu ödedim, bundan aldım, onu ödedim falan. En sonunda patlıyor ya hani. Evet. Bu bir risk işte. Hani eğer o adam o iki krediyi birden ödeyecek parayı bulamadığı müddetçe bu risk böyle devam edecek. Bir günde patlayacak. İşte yüzdürülen kredi vesaire hikayesi bu. Bu daha önce bizim ülkemizde bir kriz çıkardı. Şimdisinde 2020'de ne olur? Allah kerim. Bir diğer riskimiz 2019'da yediğimiz hurmalar. Biraz önceki maddelerde aslında içerisine değindik. Swap'la oynadık, enflasyon rakamlarıyla oynadık, hesaplama yöntemlerini değiştirdik. Yaşadığımız problemleri çözmek için o problemin çözümüne yönelik bir hareket değil de sadece bypass etmeye yönelik yüzlerce uygulamaya gittik. Problemler hala devam ediyor, hatta büyüyerek devam ediyor. 2019'da etkilerini hissetmedik ama 2020'de etkilerini hissedeceğiz. O göz ardı ettiğimiz ya da sümen altı ettiğimiz ne varsa 2020'de tekrar çıkacak karşımıza. Aynı dirayet ve aynı kudretle karşısında durabilecek miyiz? Allah bilir. Ona bir şey diyemiyorum ama bana sorarsan durabilir miyiz diye, duramayacağız. Global riskler kısmında söylediğim borsaların tarihi zirvelerdeki olması gerekenin çok üstünde değerlerde gezen borsalar riski bizde de söz konusu. Bizde biraz daha fazla söz konusu. Benim tahminim böyle kara bir dip yaşanacağı yönünde. Çok yukarıdayız. Olması gereken çok üstünde. Dayanaksız bir şekilde yukarıdayız. 2020'de bunun da yine bize büyük bir risk oluşturacağını düşünüyorum. En azından yatırımcı açısından ve şirketler açısından. Özellikle de bankacılık sektörü ve inşaat sektörü açısından. Bunu bir yere yazalım.
bankacılık ve inşaat sektörü diye ileride muhtemelen hatırlayacağız. Son ve en enteresan risk de bir erken seçim riski. Son aylarda nedense böyle bir konuşma, böyle bir dillendirme söz konusu olabilir mi? Olamaz mı? İşte yeni bir parti oluşumu var. Baktığım zaman hal ve hareketlere o işi destekleyecek örnekler görüyorum. O işi destekleyecek doneler de görüyorum. Mesela işte bu yerli, %100 yerli otomobil işinin apar topar bir lansmanla sunulması, onun bir siyasi şova dönüştürülmesi bende açıkçası böyle bir izlenim oluşturdu. 2020 için bir erken seçim riski olduğunu düşünüyorum. Yaşanır mı yaşanmaz mı konusunda bir kehanette bulunamayacağım. Onu bu deliller biraz daha artarsa ancak bir fikrim oluşabilir. Fakat başlayayım şimdi 2020'de olacaklara. Bununla başlayayım. Türkiye için. 2020'de eğer biz bir erken seçim duyarsak şöyle bir şeye hazır olmamız gerekiyor. Erken seçimin olacağı tarihe kadar son gürlüğü yaşayacağız. Çünkü seçime kadar eldeki bütün imkanlar piyasaya sunulacaktır. Sektörlere sunulacaktır. Halka sunulacaktır. Bu işte seçime kadar bizi bir çukurun içine atmama durumudur. Eğer böyle bir şey duyarsak seçimden önce ve seçimden sonra diye ekonomiyi ikiye ayının. Seçimden önce bir son gürlüğü yaşanacaktır. Seçimden sonra da artık tepeden aşağı yuvarlanan bir kar topu gibi büyüye büyüye devam eden bir yuvarlanma söz konusu olacaktır. Kehanet mi dersin, öngörü mü dersin? Bu bir öngörü. İkinci öngörüm, dünyada şöyle bir değişim olacak diye tahmin ediyorum. Euro-dolar paritesi şu anda 1.12. 1.12 küsürlerde gidiyor. Euro dolara karşı değerli. Ben 2020 içerisinde o bazen dillendirilen, konuşulan Euro dolar 1 olacak hikayesinin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Hatta işte 0.95 gibi bir rakam öngörüyorum. Buna ulaşır ulaşmaz bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim. O Euro dolar kısmında doların Euro'dan daha değerli hale geleceğini söyleyeyim. Bunu da yazalım bir kenara. Bu birinci kehanet. Tüm dünya borsalarında dipsiz bir çöküş yaşanacağını düşünüyorum. Bunları hep bir kenara yazıp muhtemelen suratımıza önümüzdeki 2020'de vuracaklardır. Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu borsaları çok derin bir düşüş yaşayacak diye düşünüyorum. Pek tabii ki az önce saydığım riskler gerçekleşirse ki muhtemelen çoğu gerçekleşecektir. Büyük risk çünkü bunlar. Güvenli liman olarak İnsanlar altına kaçacaktır. Altın fiyatının tarihi zirvelerini zorlayacağını, geçeceğini düşünüyorum 2020 içerisinde. Türkiye açısından bakacak olursak da işte doların da yükseleceğini düşünüyorum. Altın ons fiyatının da yükseleceğini düşünüyorum. Türkiye açısından bakacak olursak da gram altın bana kalırsa büyük bir kazanç vaat ediyor. O yüzden bana sen nereye yatırım yaparsın diye sorduklarında hep gram altın diyorum. Temeli bu yani. Türkiye için söylediğim finansal sektör ve bankacılık riskleri hemen hemen Avrupa ve Amerika için de geçerli. Hemen hemen diyorum çünkü hani bizim kadar, bizdeki durum kadar kötü değil durumları. Ama orada da büyük bir sıkışıklık var. Ve yine Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'da batık finansal kuruluşlar, batık bankalar duyabiliriz. Şimdi bunları saydığım zaman işte dolar euroyu geçecek. İşte borsalarda dipsiz bir düşüş yaşanacak. Batık finansal kuruluşlar ve bankalar. Eğer bunlar zaten gerçekleşirse otomatik olarak bir dördüncü problem gerçekleşmiş oluyor. Yani bir global kriz mi diyorsun bunu? Ben kullanmayayım o kelimeyi. Çünkü kimisi kriz diyor. Kimisi buhran diyor. Artık orayı da izleyenlerin takdirine bırakayım. Boşluğu doldurun. Boşluğu doldurun, evet. Fill in the blanks durumu yapalım orada. Şimdi gelelim tekrar Türkiye'deki kehanetlere. Türkiye için kehanet ya da öngörü söylersem yatırım tavsiyesi gibi olabilir, algılanabilir. Öyle olmasın. Ben Türkiye'de zaten eğer az önce global kriz
ya da işte global çöküş diye bahsettiğimiz şey gerçekleşirse biz de bundan otomatikman etkilenmiş olacağız. Biz de o krizin içerisinde hatta en çok etkilenenler listesinde birinci sırada olacağız muhtemelen. O yaşanmasa bile bizde ayrı kendimize has riskler var. Az önce anlattığım riskler. Bu risklerin daha fazla idame ettirilebilir ya da işte yüzdürülebilir özelliği kalmıyor 2020'de. Yani global kriz yaşanmasa bile biz Türkiye'de bir atak, kur atağı, çok sağlam bir kur atağı göreceğiz muhtemelen. Çok çok sağlam bir altın atağı göreceğiz muhtemelen. Borsada çok sağlam bir düşüş, para kaçışı göreceğiz muhtemelen. Yabancı yatırımcının tası tarağı toplayıp bize bay bay başını gidecek gittiğini göreceğiz. Yeni yatırımcının bize dışarıdan bir yatırım ve yatırımcının gelmediğini göreceğiz. Finansal sektörde bu az önce bahsettiğim bankacılık ve emlak sektöründe ya birinde ya ikisinde birden. Zaten büyük bir problem yaşanırsa ikisi birden domino etkisiyle yıkılıp gidecektir. Büyük bir finansal sektör krizi ya da emlak krizi, emlak sektöründen doğan bir kriz yaşanma ihtimali söz konusu. Kriz dediğim hani böyle çalkantılı buhran değil ama ona sebebiyet verebilecek bir başlangıç. Büyük bir müteahhitin, büyük bir müteahhit firmanın batışı, işte bir bankanın çok çok zor duruma düşmesi, batması ya da kurtarılması, son anda kurtarılması gibi. Zaten bu ikisi olursa, ikisi birbirinin dominosu tabii, değil. Tabii, tüm yani, Türkiye'deki tüm sektörler bundan domino etkisine girecek. İşte buradan başlayacak bir sıkıntı. Enflasyonun tekrar hortlayacağını, tekrar rakamların ne kadar güvenilirliğine inanmasak da o halde bile tutulamayacağını, o halde bile çok yüksek rakamlara ulaşacağını göreceğiz 2020'de. Ve bu maalesef ki talebe bağlı bir enflasyon olarak karşımıza çıkmayacak. Enflasyonun en tehlikelisi talebe bağlı olmayarak, yani durgunluğun içerisindeki enflasyon, yani stagflasyon. 2020'de stagflasyon riskimiz çok yüksek. Ben yaşayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Çünkü üretimimiz yok, yeni kaynağımız yok, yeni kaynak geleceğine de güvenmiyorum. Sonuç olarak ortaya böyle bir tablo çıkıyor. İhracat yok. Yani bir şey üretmiyorsun ki ihraç edesin. İhracat dediğin işte ithal ara mal getiriyorsun, onları birleştirip geri gönderiyorsun. 100 euro karla araba yapıp gönderiyorsun. İhracat yazıyorsun, eğer ihracat var dediysen bile o yani. Yeni bir şey de üretmediğine göre kurtuluş senaryom pek fazla yok dedim zaten. Kâr etlerim bunlar. Bakalım sonra 2020'nin sonunda. Durum kötü yani. Yani abi şimdi kehanetleri listeledin de yani bu videoyu seyreden bir insan bu kehanetlerin %20'sinin olabileceğini düşünse zaten tası tarağı toplayıp milletin kendisinin kaçması gerekecek. Hiç mi iyi bir öngörün yok? Yok. Gerçekten yok. Hiçbir iyi öngörüm yok. Karamsar bir insan da değilim de normalde. Çok gerçekçiyimdir. Zaten bunları söyleyebiliyor olmam da gerçekçiliğim ben. Hissettiklerin, öngördüklerin bunlar. Belki yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Sorduk, söyledim. Eyvallah. Dostlar gülerek başladık ama maalesef ben şu anda çok fazla gülemiyorum. Ama olsun. Ben gülebiliyorum %100. Çünkü benim aklımda yani uzun zamandır var. Hani dün oluşmuş fikirleri anlatmadım. Evet. O yüzden ben kanıksadım bu durumu yani. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. İnşallah abi, haklı çıkmazsın diyorum. Ben de inşallah öyle diyorum ya. Dediğim gibi izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Videolarımızın devamı gelecek. Büyük hızla kanallarımıza abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu seneler. Görüşmek üzere. Mutlu seneler de ironik oldu.